Hadi başlayalım. Şimdi en son hangi kayıtta kaldık? Chapter 5 tabii ki. Oyunu bitiriyoruz, Allah şükürler olsun. Extras. Bunlar kilitli. Şimdi bunların hangisinde bir altın kullanmamız gerekiyordu? Birinde bir altın kullanman yeterli olur demişti bir arkadaşımız. Sanırım ağaçtaydı. Ağaçta bir altın kullansan yeter demişti biri. Ödül aldım. Hediye aldım. Bir tane daha verelim. Bir tane daha hediye aldım. Birkaç tane yapalım. Bir 10 tane falan. Hediyemiz biriksin çünkü free time'larda sohbet ettiğimiz zaman hediye vermemiz gerekiyor. Umut parçacı almak istiyorsak. Keşke iki ekranım olsa be. Yorumlarınızı göremiyorum. Bu neydi? Bunun adını unuttum. Yelpaze miydi? Ha, bir de free time kısımları geliyor. Fuyiko ile vakit geçirecek misin? Çok ısrarcı hissettim. Zorunlu değilsin. Olabilir. Neden olmasın? Sonya'nın umut parçacıklarını toplayalım. Fuyiko'ya geçelim. Çünkü içimden bir ses Sonya ölecek diyor. Bugün de pete yakıyoruz. Pet için pantalı helva. Bir Fatih okuyalım arkadaşlar. Şuradan bir emoji atayım. Hoşuma gitti bu yorumlar. Ben yaparım hocam. Kim dedi? Tiki Tobi. Ahmet sağ olasın. Pete bak ha. Hadi bakıyorum. Hadi bakalım. Buradan bakabilir miyim? Buradan bakamıyorum. Oyuna girmem gerekiyor. Bir de vending machine'de yapalım. Abi buradan zaten altın şey yapamıyoruz. Doğru. Şimdi zahmet olmazsa içinizden biri Sonya'ya ne versek mutlu olur bir bakabilir mi? Vending machine'den alabileceğimiz bir şey olsun ki bütün umut parçacıklarını toplayıp Sonya'dan şeyi alalım, skillini alalım. Çünkü çok işimize yarayacağını söylemişti bir arkadaşımız. Pet artık yok. Pet öldü, anlıyor musunuz? Pet öldü. Öldü. Şey, cake demiş. Pardon, coffee diye okudum. Burada var mı ama? O kekten burada yok ne yazık ki. Ne seviyormuş? Google Hoop Cake seviyormuş. Brightly Colored Jeans seviyormuş. Another Battle seviyormuş. Century Potpourri seviyormuş. Century Potpourri bu yani Sonya'nın bayıldığı hiçbir şey marketten alınabilecek şeyler değil. Ama like etti yani beğendiği, bayıldığı değil de beğendiği şeyleri alabiliriz. Ramune beğeniyormuş. Bundan bir tane alalım. Civet Coffee seviyormuş. Burada yok. Cinnamon Tea seviyormuş. Sanırım burada yine yok. Folkors Muffler, Passionate Glasses, Earring of Crushed Evil. Gandhi'nin küpesini seviyormuş. Silver Ring seviyormuş. Another Hope seviyormuş. Claw Trap Backpack seviyormuş. Kirlian Photography seviyormuş. Old Timey Radio seviyormuş. Onu verdik galiba. Mirel Sucan'dır. Spoy veren Celestia'nın gazabına uğrar inşallah. Mineral su harikadır. Arkadaşlar mineral su herkesi mutlu etmiyor. Biliyorsunuz. Ama alalım. İhtiyacımız olacak. O zaman biz sürekli yani merakımdan soruyorum. Mesela Sonya Ramun seviyor ya şunu. Sürekli ben bundan versem bütün umut parçacıklarını alabilir miyim? Öyle bir durum var mı oyunda yoksa her free time'da her sohbetimizde farklı hediyeler mi vermem gerekiyor? Bir söyleyebilir misiniz? Mezopotamya'yı seviyormuş bir de. Mezopotamya'yı nasıl alacaksın? Yani burada çok az şey var gerçekten hediye edilebilecek Sonya'ya özellikle. Ne demiş? Evet, farklı. Kazu içi üzülüyorum ya. Gerçekten Sonya'ya olan sevgisi boşa çıktı biraz. Sürekli veremezsin her zaman kabul etmiyor. O kötü oldu. O zaman biraz daha vending machine şey mono machine yapıp farklı itemler kazanmamız gerekiyor. Lucky ne geldi? Şemsiye. Teşekkürler. Şemsiye çikolata hem de. Bu ne? Afrodizyak mı? Bu ne birader? Neler geliyor?
Al, CBT eşyası geldi şaka gibi. Ukulele güzel. Biraz Neşet Ertaş çalabiliriz. 50 koyarsam bir karaktere özel şeyler gelebiliyor. Hadi senin için koyacağım bir tane 50'lik. 50 mi koyayım? 48 yetmez mi? Repeat rate 0'a düştü çünkü. Hocam sanırım sağ üstteki coins insert'ten hediye sayısını artırabiliyorsun. Çok güzel. Varsa Pringles sömürür acık. Derslerim bitti ve geldim. Merhaba. Hoş geldin. Pahalı mı ha eğer? Bilmem. İyi böyle gönderelim. Repeat rate 0'a düştü zaten. Çay geldi. Lucky. Of. Ayakkabı. Hem de Nike. Acayip acayip eşyalar geldi ya. Abi ateş başına oturup Sonya'ya bir şarkı çalsa belki. Levye geldi Half-Life. Hayda. Bu ne? Bu ne? Ne kadar çok eşya varmış oyunda. Kutu açma videosu gibi oldu. Evet arkadaşlar. Danganronpa'da ağaç hediyeleri açıyoruz. Akdeniz akşam. Hoş geldin Mika. Bu ne be? Çikolata geldi galiba. Bir 50'lik daha atayım. Ya da yok ya çok fazla olur bu. Neyse ya bu kadar yeter. Biraz cimri davranacağım. Ya da davranmasam mı? Neyse davranmayayım ya. Para ne işime yarayacak ki oyunda, değil mi? Repeat rate sıfır değil ama korkutucu. Beş mi versem? Ne kadar çok para verirsem o kadar çok hediye alamıyorum bu arada. Öyle bir mantık yok ne yazık ki. %20 de gelmez herhalde değil mi? Aynı hediyeyi vermez. Aynı hediyeyi verdi. Teşekkürler oyun. Lucky geldik en azından. İyi. Güzel. Tamam ya bu kadar yeter. Sıfıra Look at this stuff, isn't it neat? Şu eşyalara bak. Mükemmel değil mi? Oyuna girelim artık. Would you like to save your change? Kaydedelim. Continue. Diyelim ve 5. chapter'a başlayalım. Biliyor musun? Burada her buluşmamızda İçinde bulunduğumuz durumun ne kadar çılgınca olduğunu fark ediyorum. Gerçekten restoran öncekilerden daha da çok boş geliyor göze. Tabii ki boş geliyor. Yarımız gitti. Aptal, kendine gel. Bir şey mi duydun? Ne komaro? Bu ne komaronun sesiydi? Korktum lan. Ne diyorsun sen? Yanımızda değil o artık. Niye gülüyorsun sen? Bir daha böyle korkutursan beni ağzını burnunu kırarım. Hey hey. Bu hiç havalı değildi, hiç hoş değildi. Çünkü bütün gece canımı dişime takıp çalıştım. Daha da önemlisi bu restorandaki baharat çeşni. Bu restorandaki baharat ve çeşnilerden bıkmaya başladım artık. Gerçekten Terutero'nun ne kadar değerli olduğunu şimdi fark ettim. Aa, beni görmezden gelmeyin. Size önemli bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Önemli mi? Aa, bütün gece bunu yapmaya çalıştım. Bu bir Nekomaru kuklası mı? Ben kukla değilim, ben Minimaru'yum. Minimaru mu? Onu yapmak için birkaç parçayı aldım. Ne düşünüyorsunuz? Mükemmel kaliteli değil mi? Tabii ki kendi iradesi falan yok. O yüzden bir çeşit oyuncak gibi bir şey. Ama sizce de çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Teşekkürler. Bunu tutacağım. Şey vereceğimi söylememiştim. Hadi ama senin eşyan benim eşyam değil mi? Aa bir dakika bu tam da bir kabadayı mantığı. Şey neyse önemli değil. Zaten sizi neşelendirmek için yapmıştım. Bu arada söylemeyi unuttum.
Önceki bölümde çok güzel yorumlar geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok önemli bir şeye değinmişsiniz. Benim de söylemem lazım içimi rahatlatmak için. Gundam şu ana kadarki en manalı cinayetlerden birini işledi. Bunu şöyle söylemek, şöyle açmak lazım. En aciz bulundukları vaka buydu. Yemek bulamazlarsa öleceklerdi hepsi. Ve Gundam onları bir nevi kurtardı. Ve içlerinden en az kendilerine samimi gelen kişiyi öldürdü. Bir robotu öldürdü. İçinde Nekomaru'nun ruhu olabilir belki. Ve birçoğu bunu kabul etti ama belki Gundam kabul etmedi. Onun bir robot olmasının onu öldürmekte daha mantıklı olacağını düşündü. Ve aralarından en az insan olanı, kendi mantığına göre tabii ki, öldürdü ve diğerlerinin yaşamasını sağladı. Yani bu açıdan baktığınızda Gundam bir kurtarıcı olarak düşünülebilir ama ben hala bütün katillere aynı mantıkla yaklaşıyorum. Aynı Hajime gibi. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. And as long as we have it, we won't forget, you know. Ve bu bizim yanımızda oldukça, bu kukla, onu unutmayacağız değil mi? Nekomaru'nun bizim için yaptığı fedayı, kendini feda etmesini. Sonuçta açlıktan ölecektik. Bugün burada olmamızın tek sebebi o. Onun sayesinde buradayız. Ve eğer öyle bir şeyin olmasını önleyeceksek, engelleyeceksek biz de karşı koymalıyız. Biz de savaşmalıyız. Kaçıp duramayız. Ah, itiraf etmem lazım. Senden böyle harika bir şey duymayı beklemiyordum. Tabii ki. Evet, Gundam bize hayatlarımız konusunda pes etmememiz gerektiğini söyledi. Hayatımızdan vazgeçmememiz gerektiğini söyledi. O yüzden asla vazgeçmeyeceğim. Ve sonuna kadar savaşacağım. Gundam, lütfen beni izle. Bu Gundam abay yakmış ya. Ben de Gundam'i çok sevdiğimi söyleyemem bu arada. Daha önceki bölümde söylediğim gibi. Hanımefendi Sonya. Küçük konuşmam hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi bir şey mi söyledin? Bu takmıyor abi. Kazuichi boş ver artık. Sal şu kızı. Sana kızmıyor oğlum. I was up all night memorizing that speech. O konuşmayı gece boyunca ezberlemeye çalıştım. Ah, ve bir de vurucu cümle var. Ah, bunu beğendim gerçekten. Teşekkürler Kazuichi. Ben Minimaru. Senin bana teşekkür etmen işte birazcık mutlu etti beni. Aa bu arada vücuduna masaj yapması için onu kullanabilirsin. Sen ciddi misin? Bu harika. Tabii ki sonuçta ben yaptım. Cidden çok teşekkürler. Buna çok iyi bakacağım. Akane gerçekten mutlu görünüyor. Bence Akane'ye gidebilirsin Kazuichi. Ha bu arada Nagito'ya ne oldu? Onu görmedim. Onun hakkında endişelenmene gerek yok. Her zamanki gibi yalnız bir kurt takılışı yapıyor. Kendi başına takılıyor. Tek tabanca. Ama yine de son duruşmadaki tavırlarına bakacak olursak onun hakkında biraz endişelendim. Her zaman bir tehlikeli bir şerefsiz olduğu anlarsınız ya ama bu sefer çizgiyi aştı. Evet yani ondan kaçmamız için bu daha büyük bir, daha geçerli bir sebep sizce de öyle değil mi? Ama ondan kaçınsak bile bize yaklaşırsa, yanımıza gelirse ne yapacağız? Nagito'nun anlık değişimi gerçekten garipti. Acaba bizim bilmediğimiz bir şeyi mi öğrendi? Her neyse abicime, sence de şu şeyi bize anlatsan mı artık? Ha neyi? Şu Nagito'nun duruşmada söylediği şeyi. Akane'nin maşallahı var kafam kadar. Hala fark etmediniz mi? Hadi çocuklar kendinize gelin. Güya umudun sembolleri olacaksınız değil mi? Aa unuttum. Hajime hariç tabii ki. Hajime hariç derken neyi kastetti? Hain sen miydin yoksa? Hayır o değil. Söylemek istemiyorum ama sanırım başka seçeneğim yok. Doğrusunu söylemek gerekirse sizin aksinize ben Umudun Zirvesi Akademisi'nin öncül departmanının hiçbir zaman bir parçası olmadım. Ben rezerve kursu öğrencilerinden biriyim sadece. Rezerve departmanı mı? Yani demek istiyorum ki sizin aksinize benim üstün bir yeteneğim falan yok. Ben normal biriyim. Bu kadar mı?
Ne? Bu mu? Dostum beni korkutma. Ah, hadi ama bu öylesine kenara atabileceğimiz bir şey değil, özellikle benim hakkımda. Ben sadece unuttuğumu düşündüm. Umudun zirvesi akademisine bir yeteneğim olduğu için girdiğimi düşündüm hep. Ama kahretsin. Bütün hayatım. Kendim hakkında kendime güvenim olsun diye bir şey olsun istedim sadece. Ve sonunda Umudun Zirvesi Akademisi'ne girebildim diye kendi hakkımda gurur duyabileceğim bir şey olduğunu düşündüm. Yedek bir öğrenci veya sıradan bir öğrenci olduğumu değil. Neşelen Hacime, rezerve departmandan olman önemli değil. O haklı. Ne olursa olsun sen bizim arkadaşımızsın. Bunlar güzel sözler. Bilirsin, Japonların bir deyişi vardır, bir sözü vardır. Fear is grateful for the danger. Af buyur. Fear is grateful. Evet, bunu çeviremeyeceğim galiba. Hayır, yanlış söylemiş söz. Ondan dolayı anlamışım galiba. Hayır, yanlış söyledin. Ne oldu be sana? Ne kimi öldürdün? Ha, demek herkes burada. Korku tehlike için harikadır. Evet, bu güzel bir çeviri. Kelimesi kelimesine ama güzel bir çeviri. Çok yakın bir savaştı. Affedersin. Sizinle şeylendirmeye çalışıyordum ama sanırım yanlış şeyi söyledim. Ha, önemli değil. Bazı şeyler bazı zamanları söylemekler. Bazı şeyleri bazı zamanlar söylemek zordur. Ha? Bu garip. Belki de beni göremiyorsunuzdur. Ha, ne oldu sana? Kanla kaplanmışsın. Ha, beni gördünüz mü? Ha, evet, bu doğru. Bu seferki Monobis çok güçlüydü. Ah, sen her bölümde bir Monobis öldürüyordun. Şimdi hatırladım. Ha, iğrenç. Bana yaklaşma. Git buradan. Ha. Hiç teşekkür etmiyorsunuz yani. Bir çöp parçası gibi davranılıyorum yine. Hey. Neden kanı temizlemiyorsun? Yemek yemeye çalışıyoruz şurada. Ha, evet. Çok mahcup oldum. Ağlıyor. Ha, yok şey. Siliyor. İşte geldim. Neyse, tekrar raporu vereyim size. Çok çetin bir savaştan sonra, tarih boyunca hiç görülmemiş bu çetin savaştan sonra son Monobeast'i de başarıyla ortadan kaldırdım. Ve bu sayede artık son adaya gidip gelebileceksiniz. Anladım. Bu ne sıradan bir tepki böyle? İstediğinizi yiyebileceğiniz bir restoranda. Şabu şabu ne be? Takmayan gençlerle çevrelendim. Yine mi? Yine şey diyeceksiniz değil mi? İşte bu adadan zaten gidemiyoruz. Neden yeni adaya gidip keşif yapalım ki? Yani çok bir beklentimiz olduğunu söyleyemem. Ama gitmeyeceğimizi kim söyledi? Tabii ki de gideceğiz aptal. Ha? Kaçacağımızı düşünmek bir hataydı. Çünkü kaçamıyorsak karşı koyacağız. Ve bizi bu saçmalığın içine atan herkesi yok edeceğim. Yok mu edeceksin cidden mi? Yani o grubun, o korku salan grubun isminin dünya sonlandırıcılar olmasının bir sebebi var, değil mi? Daha önce dediğin şeyi unuttun mu sen? Aptal, onu sadece hanımefendi Sonya'yı etkilemek için söyledim. Aa, başlatma şu işe yine. Sakin olun. Eğer kendi aramızda kavga etmeye enerjimiz, gücümüz varsa o zaman bu gücü düşmana yöneltmeliyiz. Hadi o zaman gidelim. Savaşmak en iyi defanstır. Ya da karşı koymak en iyi savaş taktiğidir falan filan. Evet, haklısın. Artık köşeye çekilip sinmenin zamanı değil. Pek anlamadım ama hanımefendi Sonya böyle konuştuktan sonra benim de kanım kaynamaya başladı. Pekala, feci gaza geldim. Hadi şu yeni adaya gidelim.
Gelecek Vakfı, Monokuma, Monomi. Hepinizi bir bir yok edeceğim. Beni bile mi? Siz gerçekten çok güvenilir insanlarsınız. Hey, aramızda değilmişsin gibi konuşma. Sen de bizim arkadaşımızsın. Arkadaşımızsın biliyorsun. Haklısın. O zaman ben de elimden geleni yapacağım. Bu bizden çok soyutluyor kendini Nagito gibi. Bunlardan şüpheleniyorum. Bunlardan biri hain ama hangisi emin değilim. Biz bile çıkabiliriz. Kimseye güvenmiyorum. Kazuichi hariç. O çok hain olamayacak kadar şapşal duruyor. Restorandan çıktık ve öncekinden çok da farklı olan bir yüz ifadesi vardı suratımızda. Bu yüz ifadesi kararlılıkla doluydu. Ve bu ifadeyle birlikte son adaya doğru gitmeye başladık. Ama kalbimdeki bulutlar hala dağılmamıştı. Rezerv ve departmanı hakkında düşünmeden edemiyordum. Ve o düşünce beni bu rahatsız edici garip hisle doldurup duruyordu. Sanki boğazımda bir boğazıma bir şey takılıp kalmıştı. Bunu düşünmemeye çalışıyordum ama. İlerlemeye, gelişmeye odaklanmaya çalışıyordum. Chapter 5. Smile at hope in the name of despair. Kederin adına umuda gülümsemek. Keder adına. Ah, sırtım. Bu arada pete hala bakmadık. Monobis gitti ve biz de son adaya giden 5. köprüyü geçmeye koyulduk. Geçtik daha doğrusu. Oha! Demek burası son ada. Biraz karamsar duruyor. Arkada inşaat şeyleri falan da görünüyor. Her yerde devasa binalar var. Sanki bütün ada devasa bir şehir gibi. Ve mesaj geldi. It felt very sci-fi. Bir bilim kurgu romanından çıkmış gibiydi. Sanki yakın gelecekte yer alan bir metropolisten alınmış bir görüntü gibiydi. Son adaya yakışır bir ambiyanstı sanırım. Evet. Bir kaydedelim. Ve o muhabbet bittikten sonra artık petimizi kontrol edebileceğiz. Ölme, ne olur ölme. Aa, ölmemiş. Güzel. Seni besleyebilirim. Bu sefer seni yetiştireceğim. Sana bir mineral water verelim. Bir de başka ne verebilirim? Bayağı hediyemiz oldu gerçi artık. Sana bunu veremem. Ama bunu verebilirim. Bunu ne yapacaksın gerçi? Radyosond. Sıcaklığı, nemi ölçen bir meteorolojik alet. Neyse ya, su verip geçeyim. Zaman kaybetmeye gerek yok. Al bakalım, su iç. Güzel. Boklu kıyafeti gitmiş. Çünkü diğeri gitti, öldü. Evden ayrılmıştır bir bölümde. O kaka olan Monomi. Petimiz yani, kaka olan petimiz. O gidince bayağı bir para kazandık. 100 altın falan geldi. Galiba peti nasıl yetiştirdiğinize bağlı olarak farklı bir görünüme bürünüyor büyüdüğünde. Umarım bunu görmezden gelmeyiz ve her bölümde hatırlatırsınız. Identity V'ye de Danganronpa 2 geliyor. Benim şansıma Kirigiri'ye kullandım. Umarım çıkar. Umarım. Yayın kaçta biter? Bilmiyorum. Ya pet niye bu kadar korkunç duruyor? Sanki her an ekrana fırlayıp gırtlağa yapışacak gibi. Korkutucu. Merkez ada. Bu arada bu oyunda interneti, bu oyunla alakalı internette bir resim gördüm. Bir tabela var adalardan birinde ve tabelanın üstünde Türkçe yazılar var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Size gösterebilir miyim onu? Danganronpa 2 Turkish Sign. Nerede bu? Bunu gerçekten görmek istiyorum. Şeyin yanında. Harabelerin yanında.
Aa bir dakika, önce burayı araştırmam gerekiyor. Neyse. Yani acaba oyunun Steam versiyonundan kaldırılan bir şey mi? İkinci veya üçüncü adada. Edit olduğunu zannetmiyorum. Reddit'te birkaç kişi daha olduğunu söylemiş çünkü. Oyunun muhtemelen PS Vita versiyonunda vardı ve bilgisayarda kaldırılmış olabilir. Bir bakacağım. Şu adadan gittikten. Oha ne oluyor be? Nereye geldik? Oha tam Kazuichi'lik mekan. Bir sürü sesim gitti be. Bir sürü garip makine var. Çok bilim kurgu romanındaymışız gibi hissettiriyor. Deniz Krallığı Endüstrileri. Ha? Makine parçaları üreten ve bu alanda uzman olan bir şirket. 100 işçisi olan orta boyutta bir şirket bu ve Jabberwock adasındaki ama Jabberwock adasındaki en büyük şirketlerden biri değil, direkt en büyük şirket. They are the biggest corporation. And this place looks like a research facility. Ve burası bir araştırma departmanına benziyor. Araştırma birimi gibi duruyor. Orta boyutlu bir şirkete göre baya güzel bir yerleşke. Sanırım, evet. Resepsiyon masasındaki afişlerden öğrendim bunları, okudum. Ayrıca burada önemli olan şey şirketin boyutu değil. Bu şirketin makine parçaları yapmadığı bariz. Ne yapıyorlar o zaman? Gerçekten monobislere benziyor arkadaki şeyler. He is right. It's like they're making something more dangerous. Evet, o haklı. Daha tehlikeli bir şey yapıyormuş gibi görünüyorlar. Buraya baştan aşağı araştırmak güzel bir fikir olur. Araştırsak iyi olur. Kazuichi ile konuştuk. Şu makineye bakalım. Bu makine farklı bir makineyi mi yapıyor? Oluşan şey dört bacaklı bir hayvan modeline benziyor. Hey, şu hayvan görünümlü makine sana da bir şeyi hatırlatmıyor mu? Monobistleri mi kastediyorsun? Monobistlerin burada üretilme ihtimali ne acaba? Acaba burada mı üretildiler? Evet, bu mekan monobistlerin üretildiği yer. Bunun bir oyun olduğunu ne kadar ısrar etseniz de böyle bir mekan olmazsa insanlar ikna olmazlar, değil mi? O yüzden sorun yok. Neyi kastetti acaba? Hiç mantıklı konuşmadı. Ben de anlayamadım. Dürüst olayım. Kimin ikna olduğu umurumda değil çünkü ben asla ikna olmayacağım. Sonuçta yani burası makine parçaları üretmek için. Neden böyle tehlikeli robotlar üretiyorlar ki? Acaba Monokuma burayı ele geçirip Monobist üretecek bir hale mi getirdi bu yerleşkeyi? Ah kahretsin, artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Buradan çıkamıyorum bu arada. Yani burayı baştan aşağı bir kontrol etmem lazım. Bu makine, otomatik makine bir şeyi yapıyor gibi görünüyor. Bu bir manken mi? İnsan benzeri bir makine. Bir robot mu acaba? Ha cidden mi? Ya robot mu yapıyorlar? Hey! Teknoloji farkında olmadan ne kadar gelişmiş böyle? Sence ne kumar burada mı yapıldı ha? Pardon, onu Hacime söylemiş olabilir. Aa, benzer bir insan robot. Evet, mümkün. Ama neden makine parçaları üreten bir şirket böyle bir teknolojiye erişime sahip ki? Bilmiyorum. Belki de buranın Gelecek Vakfı ile bir bağlantısı vardır. Allah. Başka neyi araştırabilirim? İnanın bilmiyorum. Bir şey kalmadı. Kazuichi ile konuşalım. Hey Kazuichi, kendine gel. Ha, niye? Niye mi? Bir anda gülmeye başladın. Şey ya, yani çok belli. Gülmek dışında ne yapabilirim ki? Baksana, sende de çok çocukça değil mi? Neyi kastediyorsun? Şey,
İpucu bulurum diye bir etrafa baktım ve bir bilgisayar gördüm. Bilgisayarı kullanan kişi dostuna e-mail'lar falan göndermiş. Sanırım bir manga falan yazıyordu. Hikaye fikirlerinden birini göndermiş dostuna. Çok berbat, hayal gücü bir hikayeydi yani. Fazla hayal gücü, fazla hayaliydi. Okurken öyle utandım ki tüylerim diken diken oldu. Delusional. Hayali. Hayali hikaye mi? E-mail'da ne yazıyordu bari? Hikayenin ana fikrinden başlayayım. Dünyanın belli bölgelerinde küresel isyanlar çıkıyor. Ve bu isyanlar lise öğrencileri tarafından yapılıyor. Yani cidden bu hiç gerçekçi değil. Bu Danganronpa 1'de anlatılan şey. Ve bu isyanlar büyümeye devam ediyor. İnsanların memnun olmayan veya toplumdan umudunu kesen insanlar arttıkça bu isyanlar da artıp büyüyor. Ve sonunda dünya genelinde yayılmış bir bulaşıcı hastalık haline geliyor. Bu isyana ait görüntüler oradan oraya gönderiliyor ve garip olaylar ardı ardına diziliyor. Ve umutsuz bir gerginlik, bir anksiyete dünyada bir anda yayılıyor. Sanki dünyanın sonu gitgide yaklaşıyormuş gibi. Dünyanın sonu mu? Değil mi ama gerçekten? Sanki böyle bir lise işte müzik grubunun kafalarından uydurduğu bir şarkı ismi gibi. Gerçekten bu hikayeyi yazan birinin daha iyi bir hikayeyle ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü bu hiç gerçekçi değil. Yani demek istediğim Allah aşkına lise öğrencileri isyan mı çıkaracak? Bunu bana söylesen inanmam bile. Ama iyi bir ders edindim. Her zaman utanç verici e-mail'ları sileceğim. Hem de gördüğüm anda. Bunun bir hikaye olduğuna, uydurma bir hikaye olduğuna emin misin? Tabii ki. Yani demek istediğim, hayatımızda da gerçek dışı şeyler zamandan zamana oluyor ama böyle bir şeyin gerçek olmasına imkan yok. Yani düşünsene. Bir defterin olduğunu düşün. İçine birinin adını yazıyorsun ve yazdığın kişi ölüyor. Yani bu böyle bir olaydan daha da imkansız. Haklısın. Death Note'tan daha da imkansız. Hayır değil. It's just a lot of unimaginable things have kept happening to us. Bize, başımıza öyle hayal edilemeyecek şeyler geldi ki kafam biraz karıştı. Ama dünyanın sona ermesi mi? Böylesine akıl almaz bir şeyin gerçekleşmesine imkan yok. Diyor ama arkadaşlarının akıl almaz şekilde öldüğüne inanıyor. Biri roketle Ay'a gönderildi. Her neyse. Anladın değil mi? Neyi anladın mı? Burası Deniz Krallığı endüstrilerinin de ama artık değil. Bu adadaki sakinler, bu adadaki insanlar gittikten sonra, yani Monokuma burayı ele geçirdikten sonra bu binaya da geldi ve hiç kimsenin iznini almadan bu binayı modifiye etti, değiştirdi. Bunu bizi şaşırtmak için yaptı. Bu mu yani? Yani çok garip. Bunca zamandır bize böyle şeyler yapıp duruyor. Ama neden? Belki de böyle şeyler yapmayı seven bir takım çatlak zengin herifler vardır. Ha ne dersin? Bizim birbirimizi öldürmemize sebep olanlar da onlardır. O şerefsizler çocukların bizim gibi gençlerin birbirini öldürmesinden zevk alıyordur belki de. Hayır, bekle. Böyle bir şey sesli bir şekilde söyledim ama bu çok berbat bir varsayım oldu. Eğer bu doğruysa kaderimiz o zengin şerefsiz çiplerin elinde. Evet, işte bu kurgu hikayede olabilecek bir olay gibi geliyor kulağa. Ama bu şeyin gerçekte olması düşüncesi bile gerçekten rahatsız edici. Çok oynadık.
Boğazım ağrıdı çeviri yapmaktan. Bu kadar yeterli. Biraz ara vereceğim.